Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Bugün sizinle birlikte Harry Potter ve Ölüm Yadigarları bölüm 2'deki silinmiş sahneleri izleyip yorumlayacağız. Bu seriye bundan 3 yıl önce felsefe taşıyla başlamıştık ve serideki 7 filminde silinmiş sahnelerini izleyip yorumladık. Eğer daha önce izlemediyseniz o videoları da izleyebilirsiniz. Ölüm Yadigarları bölüm 2'den toplam 8 sahne kesmişler ve yaklaşık 6 dakika uzunluğunda. O zaman hazırsanız başlayalım. Bir de başlamadan bir şey daha söyleyeceğim. Eğer Fantastik Canavarlar serisindeki silinmiş sahneleri izlemek isterseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Ama eğer izlersek tek video yaparız diye düşünüyorum. Biraz uzun olur ama tek videoda çıkartırız arada. Yaklaşık 25 dakikalık silinmiş sahne var Fantastik Canavarlar'da. Hepsini izleyip tek videoda yorumlarız diye düşündüm. Eğer isterseniz yorumlarınızı bekliyorum. O zaman şimdi videoya geçelim. Yeşil olan sağız. Burası direkt filmde, bu kısım var zaten. Burası yok. How we know what it is when we get in there? Horcruxes can be anything. I'll know. How? I don't know how to explain it, but I'll know. This is the closest I could find to what you described. Perfect. Thank you, Fleur. You're leaving, aren't you? In the morning. And Griphook? Ne kadar kasvetli. He's coming with us. Her şey. Listen, yani... I know goblins. If you struck any kind of bargain with Griphook, you must be exceptionally careful to live up to it. If you don't, he won't be forgiving. Çok güzel bence. Deniz Kabuğu Kulübesi'nde geçen bir sahne. Kitapta buradaki kısımlar çok daha uzun, çok daha detaylı geçiyor. Biraz vakit geçiriyorlar orada. Ve gerçekten kitabın ruhunu çok güzel yansıtan sahneler bence bunlar. Direkt Hermione ile başlıyor. Kesinlikle diyor ve sahil kısmına geçiyor. Burada Deniz Kabuğu Kulübesi'nin içini görebiliyoruz mesela. Filmde görmüyoruz. Ve çok güzel bir yer bence. Sahilde Bill ve Flor'un evi. Bakın arkada duvarlar deniz kabuklarıyla dolu. Çok özlü iksirin içine atıyorlar o sırada Bellatrix'in saçını. Ve arkadan Flor Bellatrix'in kıyafetlerine benzeyen kıyafetler getiriyor. Ve Bill onları uyarmaya geliyor. Aslında bize filmin ilerleyen kısmına dair birazcık ipucu veren bir sahne. Cincücelerin ne kadar tehlikeli olabileceğine dair bir ipucu veriyor bize. Filmde Bill'in uyarısı gerçek alıyor ama biraz tersten oluyor. Harry'ler Griphook'a verdiği sözü tutuyor. Ama Griphook yaptıkları anlaşmayı eksik yaptığı için onları içeride bırakıyor. Çıkarmıyordu hatırlarsanız. Elinde Bellatrix'in asası var Hermione'nin, görüyoruz. Çünkü tam buraya şeyden geldiler işte. Malfoy Malikanesi'nden geldiler. Asayı çaldılar. Dobby öldü. Bir sonraki sahneye geçebiliriz. Hemen onun devamı. Filmde zaten buradan başlıyor. Saçı gösteriyor. Kesinlikle diyor. Dobby'nin mezarını gösteriyor. Biz Luna'nın geldiğini görmüyoruz filmden. Luna'nın geldiği bir sahne var silinmiş sahnelerde. The sky has lost a star. My father used to say that when a child died. Funny how Mr. Dobby knew exactly where to find us. It's funny. Hogwarts. It's not the place you left, you know. It's not the same. Neither am I. Çok güzel bence ya bu sahne. Always good value. I'll miss her. Buraları filmde hala kesik görmüyoruz. What do you think? I wouldn't know you if I didn't know you. You're gonna tell me what that is? You're gonna think I'm mental, but... More than once when I've looked into it, I think I've seen Dumbledore. Bloody hell, that's a sight.
Şimdi buradan başlıyor. Saçı atması, Dobby'nin mezarı ve Hermione'nin Bellatrix olarak gelmesiyle başlıyor. Luna ve Ron'un geldiği sahneleri izlemiyoruz. Yani manzara inanılmaz güzel. Hatta bir ara bu sahili koruma altına falan aldılar. Çünkü sürekli Harry Potter hayranları gidip çorap bırakıyordu sahile. Dobby'nin mezarı orada olduğu için. Sahili koruma altına falan aldılar bir ara. Arkada Deniz Kabuğu Kulübesi'ni görüyoruz. Sadece film için tasarlanmış bir mekan burası. Çok güzel görünüyor. Kitabını okurken çok merak ettiğim yerlerden bir tanesiydi burası benim. Şu replik bence çok güzel. Hogwarts aynı değil biliyorsun değil mi? Yani oraya gidiyorsun ama aynı şeyle karşılaşmayacaksın biliyorsun değil mi diyor Harry. Ve Luna da diyor ki ben de aynı değilim. Çünkü o kadar çok şey görüp geçiriyorlar ki şu sürede ister istemez değişiyorlar, büyüyorlar. Ve Luna da aynı değil. Hiçbiri aynı değil. Buna atıfta bulunan bir replik bence çok güzel. Çok hoşuma gidiyor bu replik benim. Daha sonra Luna gittikten sonra Ron kılık değiştirmiş olarak geliyor. O sırada aynadan bahsediyor. Sirius'un aynasından bahsediyor. Bence mesela ilerleyen sahnelerden bir tanesi de Aberforth'la ilgili zaten. Aberforth ve ayna meselesi birazcık böyle çok hızlı geçiyor. Filmde birçok şey çok hızlı geçiyor. Ve ikiye bölmelerine rağmen çok hızlı geçiyor. Bu sahneler bence ilerleyen kısımları zaten çok fazla aksiyon olduğu için bence bu sahneler birazcık sakinlik katıyor filme ve bence olması güzel olurdu. Bir de kasvetli sahneler. Böyle günlük güneşlik ya da filmin gerilimini kaçıracak sahneler değil bence. Kasvetli, sessiz, tedirgin, yani çok huzursuz sahneler. Zaten arkadan esen rüzgar, karakterlerin sessiz. Yaklaşık 3 dakikalık sahne izledik. Filmde 5 saniye falan görüyoruz burayı. Bu çok enteresan bir sahne. Bu sahnenin çok benzeri, neredeyse aynısı filmde var. Ama replikler aynı, sahne farklı. Hatta onu da göstereceğim şimdi size, izleteceğim. Bu filme koyulmayan versiyonu. Filmdeki versiyonu da izleteceğim. Sonra bir karşılaştırmasını da yapacağım. Filme eklenmediği için henüz görsel efektleri tamamlanmamış sahnenin. Arkada Ariana Dumbledore'un tablosunu ve yanda Sirius'un aynasını yeşil ekran olarak görebiliyoruz. Burada oturmuş bir şeyler içiyorlar ve sohbet ediyorlar. Ve Hermione'yi yoldaşlıktan haber alıyor musunuz diyor. Filmde aynısını söylüyor. Repliklerin çok büyük bir kısmı aynı filmdekiyle. Sadece sahne farklı. Çok ilginç bu. Burası aynı mesela. Devam. Whoever says otherwise is fooling themselves. Aynısı var filmde. We need to get into Hogwarts tonight. Aynısı var. Your brother gave me a job to do. Did he now? Nice job. Easy. No, I reckon not. Piece of advice. Normalde burada Harry diyordu ki hortkuluklar aramamı söyledi diyordu. Direkt görevin ne olduğunu söylüyordu ve sohbet öyle ilerliyordu. Burada cevap vermiyor ve Aberforth konuşmaya devam ediyor. My brother's dead. So unless you fancy joining him, I would forget about any job he gave you. Professor Dumbledore cared about Harry very much. Oh, funny then. Because it was the people my brother cared about that tended to get hurt. Çok güzel. Ya tam taşı gediğine koyuyor yani. Çok güzel böyle hızlı laf sokuyor. Belki de şu yüzden bunu koymadılar. Durun önce şeyi izleyelim. Bakın filmdeki böyle başlıyor. Diğerlerine haber alıyor musun yoldaşlıktan? Yoldaşlık bitti. Kim olduğunu bilirsin, sen kazandı. Aksini iddia etmek aptallık olur. Hogwarts'a girmemiz lazım bu gece. Dumbledore bu gece Dumbledore bana bir görev verdi. Bir fark şu, çok hoşuma gitti bu fark. Filmdeki versiyonda Dumbledore bana bir görev verdi diyor. Diğerinde abin bana bir görev verdi diyor. Evet, çok çok küçük bir şey ama bence diğeri çok daha güzel. İyi mi, kolay mı diyor. Aynı. Hortkulukları arıyoruz diyor ve devam ediyor. İkisi de çok güzel. Filmdeki de çok güzel. Bence gerçekten ikisinin birleşimi olabilirmiş. Mesela bu kesilmiş sahnenin ardından Harry deseydi ben ona güveniyorum deseydi ve filmdeki kısma bağlansaydı, işte güveniyor musun, benden bahsettin mi, Ariana'dan bahsettin mi diye oraya bağlansaydı. Biraz daha uzun olurdu sahne ama bence güzel olurdu. Çünkü burada Aberforth'un söylediği kardeşimin değer verdiği insanlar zarar görme eğilimindelerdir repliği aslında Ariana'ya gönderme Harry ile birlikte. O yüzden bence çok çok güzel bir replik. Benim ilgimi çeken kısım şu, aynı repliklerle farklı sahneler çekmişler. Yani birinde
Otururlarken Hermione soruyor, yoldaşlıktan haber alıyor musunuz diye. Diğerinde işte yiyecekleri getirdiğinde hemen ayaktayken böyle hızlıca soruyor. Bu da aklıma şunu getiriyor çünkü. Acaba başka hangi sahneleri farklı farklı versiyonlarını denediler ve biz neleri görmedik, çok merak ediyorum. Bir de Aberforth'la Dumbledore arasındaki ilişki de bence aslında sonrasında Fantastik Canavarlar'da gördüğümüz için birazcık ilgi çekici. Ben bu sahneyi izleyince mesela şey hissediyorum sadece. Harry Potter kitaplarını okumam lazım. Çünkü kitaplarda o kadar çok şey var ki bunlarla ilgili. Ve filmlerde bunu çok az gösteriyorlar. Özellikle son filmi neredeyse tamamını savaşa ayırdıkları için filmde bunlarla ilgili çok az şey gösteriyorlar. Gel okuyacağım. Ölüm Yadigarlarını okuyacağım. Karar verdim. Şimdi verdim. Çok görkemli bir sahne. Çok kısa bir sahne. Niye kestiler ki? Bak şimdi. Ne dediniz? Nasıl kestiniz bunu? Yani filmi çektiniz. Bak bu sahneyi çekmişsiniz. Ya o kadar uğraşmışsınız. Çektiniz. Şu iki saniyeyi keselim. Madem çıkaracaktınız niye çektiniz? Seamus! Seamus! You do know what you're doing, don't you? Niye kestiniz? Kim kesti bunu? Seamus Hogwarts Köprüsü'ne patlayıcıları yerleştiriyor. Enteresan bir tasarımı var patlayıcıların bu arada yani. O sırada Neville köprüde ve gökyüzünde sürekli saldırı olduğunu görüyor ve panik, çok panik. Ona sesleniyor. Görsel efektler bitmediği için stüdyonun içinde oldukları için tavanı görebiliyoruz. Bakın tavan var yani. Ama öte yandan tavanı kapatırsanız ne kadar gerçek her şey. Yani aydınlatması, ışıklandırması o kadar güzel yapmışlar ki tek işleri tavanı oradan silmek. Aşağı baktığımızda da zaten yeşil ekranı komple görebiliyoruz. Oraları da zaten siliyorlar filmde. Ben anlamıyorum niye kestiklerini. Bence silinmiş sahne. Bu sahne çok güzel, susuyorum. You shouldn't have. Teddy, who needs you? He'll sleep till dawn and snore like his father. It's you that needs me tonight. Bu sahneyi kesen adam, sen gece yatağında rahat uyuyabiliyor musun? Gerçekten soruyorum, uyuyabiliyor musun? Biz filmde Teddy'ye dair hiçbir şey duymadık. Ölüm Yadigarları bölüm 1'de tam söyletecekti. Lupin'le ben dedi, deli göz Moody kesti repliği. Burada filmden çıkarmışlar. Çok ayıp ya. Tonks Teddy'yi uyutup savaşmaya geliyor ve Lupin'in yanına gelip sarılıyor. Çok üzücü bir sahne. Çünkü biliyoruz ki birazdan ölecekler yani. Ve bir çocuk daha annesiz ve babasız büyüyecek. Tıpkı Harry gibi. Harry ile Teddy arasındaki bu benzerlik benim çok hoşuma gidiyor. Şunu da çok iyi biliyoruz ki Harry de tıpkı Sirius gibi Teddy'ye çok güzel bir babalık yapacak. Anlamaya çalışıyorum. Sakince anlamaya çalışıyorum. Diyorum ki bu sahneyi niye silmişlerdir? Şimdi film heyecanlı, aksiyon. Şimdi herkes bizim kadar çok sevmiyor. Tamam, bazı insanlar aksiyon için izliyor. Belki onların ilgisini düşürmemek için. Tam da 5 saniye ya. Nighty night. Let's out here, you filthy squid! Biz filmde tam Malfoy'un cisimlenmesine şuradan başlıyor. Filmdeki gördüğümüz kısım buradan başlıyor. Öncesi yok. Filch'in Slytherin öğrencilerini zindana kapatmasından daha sonra patlamayla serbest kalıp Malfoy'un onları kaçırmasını. Bu sahne benim Filch'i sevmeme sebep olan sahne. Çünkü şunu fark ediyorum. İlk filmlerde böyle Filch sürekli bizim sevdiğimiz karakterlere kötü davranıyor ya. Burada şunu fark ediyorum. Filch herkese kötü davranıyor. Kimseyi sevmiyor. Herkesten nefret ediyor adam. Bunu göstermek için bence inanılmaz bir sahne. Bakar mısınız? Çok komik. Come on in. Yes. There's something I need to tell you.
I don't want you to say anything that you wouldn't say if you weren't about to be killed by a giant snake. It'll just ruin it. Görsel efektleri bu sahnenin de bitmemiş. Sadece Nagini'nin nerede olduğunu görmemiz için dijital olarak Nagini'yi oraya bitmemiş efekt olarak eklemişler. Zaten çok animasyon duruyor, farkındasınızdır. Baksanıza arkadan. Çünkü filmin görsel efektleri bitmeden önce bir kaba kurgusu yapılıyor. Ve hangi sahne kalacak, hangi sahne çıkacak onu belirliyorlar. Orada da neyi görebileceklerini anlamak için bu gibi efektler, dandik efektler yapıyorlar ki görebilsinler. Baksanıza çok ilginç duruyor. Bu sahne şu yüzden çok komik. Hermione yine çok kafa karıştırıcı bir replik söylüyor çok hızlı bir şekilde. Tıpkı ilk filmdeki gibi. I don't want you to say anything that you wouldn't say if you weren't about to be killed by a giant snake. It'll just ruin it. Ölüm Yadigarları bölüm 2'den silinen sahneler bunlardı. Diğer filmlerle karşılaştırdığımızda silinen sahneler çok da önemli değil aslında. Filmin gidişatında çok etki eden, hikayeyi derinleştiren, karakterleri derinleştiren sahneler değil. Yine de bence ne kadar çok şey izlesek o kadar güzel olurdu. O yüzden keşke bu sahneler de filme eklenmiş olsaydı. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. 3 yıllık bir yolculuğun sonuna geldik. 3 yıldır bana eşlik eden herkese teşekkür ederim. Dediğim gibi eğer Fantastik Canavarlardaki silinmiş sahneleri istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Bunları da izleyip yorumlarız birlikte isterseniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.